Herkese günaydın. 11. fizik çalıştayımız başlamıştır. Sayın İstanbul Üniversitesi Rektörüm, Sayın İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanım, Sayın İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Başkanım, Sayın Hocalarım ve değerli katılımcılar. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kulübü olarak bu yıl 11.sini düzenlediğimiz fizik çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz. Çalıştayımızı bu COVID-19 pandemisi dolayısıyla online olarak gerçekleştirmekteyiz. Bu zor günlerde bile katılımlarınızı esirgemediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Değerli hocalarımız sunumlarına başlamadan önce açılış konuşmasını yapmak üzere sözü İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kulübü Başkanı Sayın Emir Baysazan'a bırakıyorum. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk Elif. Teşekkür ederim. Sayın İstanbul Üniversitesi Rektörüm, Sayın İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanım, Sayın İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölüm Başkanım, Sayın İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kulübü Danışmanımız ve saygıdeğer katılımcılar. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kulübü 11. Fizik Çalıştayımıza hoş geldiniz der. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlarım. Davetimizi kabul edip konuşmalarıyla çalıştayımıza değer katan Galiba internetinde bir sıkıntı var. Bir dakika beklersen kesintiyi engelleyebiliriz şu an. Emir bizi duyabiliyor musun şu an? Evet Eylül, sesim geliyor mu? Evet şu an çok daha iyi, devam edebilirsin. Tamamdır, devam ediyorum kaldığım yerden. Tekrardan kusura bakmayın. 11. fizik çalıştayımızın hazırlık sürecindeki katkılarından dolayı danışman hocamız Sayın Doçent Doktor Değer Safoğlu başta olmak üzere bu pandemi sürecinde çok iyi adapte olan ve büyük bir özveriyle çalışan organizasyon komitesindeki arkadaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Fizik kulübü olarak gelenekselleşmiş fizik çalıştığımızın dışında öğrenci seminerleri, enginarlık seminerleri, mezun konuşmaları ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği gibi birçok etkinliği düzenlemekteyiz. Üniversite bünyesi dışında da son 8 yıldır Türk Fizik Derneği'nin düzenlediği etkinliklere de katkı sağlamaktayız. Kulübümüz yalnızca İstanbul Üniversitesi bünyesindeki kulüplerle değil, aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin bilim topluluklarıyla dayanışma ve yardımlaşma temelli işbirlikleri içerisindedir. Örnek olarak bu sene fizik kulübü bünyesinde üniversitemizde ev sahipliğini yaptığımız QTurkey, diğer bir adıyla Quantum Türkiye topluluğunun QSB İstanbul öğrenci kolunu oluşturduk. Fizik kulübü olarak bilimde deneysel ve teorik çalışmalar yapmak kadar bu tip bilimsel aktivite düzenlemenin de değerli ve önemli olduğunu düşünüyoruz. Sizin hayatınıza dokunmak ve fizik bilimine olan ilginizi arttırmak bizler için gurur kaynağı ve ülkemizin geleceği için en büyük kazançtır. Sizin ve ülkemizin geleceğine yapacağımız en ufak bir katkı bizim mutluluğumuzdur. İstanbul Üniversitesi Fizik Kulübü olarak etkinliklerimize bu amaçla devam edeceğiz. Sizlere 11. fizik çalıştayımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve katılımınız için teşekkür eder. 11. fizik çalıştayının herkes için verimli olmasını dilerim. Konuşmama üzerimizde çok büyük emekleri olan YÖK Temel Bilimler Programı Koordinatörümüz Sayın Profesör Doktor Nihat Berker'e huzurlarınızda şahsım ve başkan yardımcım Rotin'de işik adına teşekkür ederek bitirmek istiyorum. Teşekkür ederiz Emir. İstanbul Üniversitesi Fizik Kulübü Başkanı Sayın Emir Baysız'ın konuşması için teşekkür ederiz. Şimdi ise açılış konuşmasını yapmak üzere sözü Fizik Kulübü Danışmanı Sayın Doçent Doktor Değer Safoğlu hocamıza bırakıyorum. Hoş geldiniz hocam. Hocam duyuyorsanız bir dakikanızı isteyeceğim. Mikrofonunuz kapalı. Onu kontrol edebilirseniz. Evet, açtım şimdi. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Buyurun hocam. Teşekkürler Eylül. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Sayın Bölüm Başkanım, değerli katılımcılar ve sevgili öğrenciler. Öncelikle hepinize danışmanlığını yürütmekte olduğum İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kulübü'nün düzenlediği 11. fizik çalıştayına hoş geldiniz diyorum ve hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Fizik Kulübü, üyeleri arasında fizik bölümü öğrencilerinin yanı sıra fakültemiz diğer bölümlerinden ve hatta arkeoloji ve diş hekimliği gibi bölümlerden fiziğe ilgi duyan öğrencilerin de bulunduğu İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne ait aktif bir kulüptür. Fizik kulübü öğrencileri, başta fizik olmak üzere temel bilimleri, özellikle genç öğrencilerimize tanıtma ve sevdirme,
merak uyandırma ve bu merakı yaşatma, zaman zaman da toplumsal konularda farkındalık yaratma gibi amaçlarla çok çeşitli bilimsel kültürel etkinlikler düzenlemekte ve sosyal sorumluluk projeleri üstlenmektedirler. Bu etkinliklerden biri olan her yıl Şubat ayı içerisinde düzenlenen fizik çalıştayını bu sene içinde bulunduğumuz pandemi koşullarından dolayı online olarak yaklaşık 1000 kayıtlı katılımcı ile gerçekleştirmekte olan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kulübü'nün danışmanlığını yürütmekten çok büyük keyif aldığımı ve aynı zamanda kulüp öğrencilerimizin değişen şartlara hızla ayak uydurarak yenilikçi bir şekilde özveri ile çalışmalarını görmekten büyük onur ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Program akışında da görmüş olduğunuz gibi 2 gün boyunca sürecek olan çalıştayımız yurt içinden ve yurt dışından katılan 10 hocamızın değerli katılımları ile gerçekleşecek ve her 2 günde de kapanış canlı konser performansları ile yapılacaktır. Sözlerime son vermeden önce bizleri kırmayıp konuşma davetimizi kabul eden saygıdeğer hocalarımıza, 11. fizik çalıştayını düzenlememiz için destek olan sponsorlarımıza, bu zorlu hazırlık sürecinde emeği geçen düzenleme komitesi üyelerine ve tüm fizik kulübü öğrencilerine ve çalıştayımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve katılım için siz değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyor ve son olarak da çalıştayımızın herkes için çok keyifli ve verimli olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ben bu değerli sözler için İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Kulübü Danışmanı Sayın Doçent Doktor Dersifoğlu hocamıza çok teşekkür ederiz. Şimdi ise açılış konuşmasını yapmak üzere sözü İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Başkanı Profesör Doktor Suat Özkorucuklu hocamıza bırakıyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Günaydınlar, günaydınlar. Hepinize sönden merhabalar. Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Sayın Hocalarım, sevgili öğrenciler. Öncelikle bu güzel çalıştayı zorlu şartlarda düzenlemek için uğraştığınız, çaba harcadığınız için hepinize teşekkür ederim. Sizler bizim umudumuzsunuz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler geleceğin bilim insanlarısınız. Ve biz hocalarımızın görevi de her zaman sizlerin yanında olmak, sizleri desteklemek olacaktır. Şunu bilmenizi isterim ki şahsım adına ve aynı zamanda bugünlerde, bu yıllarda fizik bölümü başkanı olarak sizlere elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Her türlü imkanı sunacağımızı bilmenizi isterim. Ve her zaman yanınızda durarak geleceğin en iyi bilim insanı olmanız için her türlü desteği vereceğimizi bilmenizi istiyorum. Çalıştayımızın başarılı geçmesini diliyorum. Ve emekleriniz için tekrar teşekkür eder, hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederiz hocam. Değerli sözleri için İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor Suat Özkorucuklu hocamıza çok teşekkür ederiz. Şimdi ise açılış konuşmasını yapmak üzere sözü İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Tansel Ak hocamıza bırakıyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Günaydın herkese. Ben de bütün katılımcıları selamlıyorum. Beni davet ettiğiniz için ve birkaç söz söyleme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ses düzeyim uygun mu? Uygundur hocam. Güzel ses geliyor. Peki. Bir iki ortamda bu konuda konuştum. O yüzden bir iki sözle burada söyleyeyim o konuda. Bu tür faaliyetleri çok hoşuma gidiyor. Çok destekliyorum. Ben de geçmişte Amatör Astronomlar Kulübü diye bir kulübümüz var astronomi bölümünde. Onun danışmanlığını yapmıştım. Bunlar da çok faal bir kulüp. Neredeyse 30 senelik bir kulüp. Değişik platformlarda söyledim. Yani Fen Fakültesi bir meslek okulu değildir. Biz insanlara meslek diploması vermiyoruz. Meslek kazandırmıyoruz. Yaptığımız şey bilimsel düşünceyi benimsemiş. Belli bir alanda temel bilgiye sahip. Araştırma yöntemlerini benimsemiş. Bireyler mezun etmeye çalışmak. Böyle bir donanıma sahip olan kişi her ne yaparsa yapsın ama fark edilir, benzerlerinin önüne çıkar. Peki bu aynı zamanda bizim için bir tutku yani. Temel bilimle ilgilenmek bir tutku. Bunu niye yapıyoruz? Hangisiyle ilgilenirseniz ilgilenin bütün temel bilim disiplinleri aslında işte temel taneciklerden galaksi süper kümelerine hatta bütün olarak evreni tanımaya adanmıştır. Aklımızı ve işte onu kullanarak geliştirdiğimiz yöntemlerden, teknolojiden yararlanarak bu işi yapıyoruz. Peki bunu neden yapıyoruz?
Amacımız sadece insanlığın toplam kültürüne katkı yapmak ya da tırnak içinde bencilce sadece kendi merakımızı tatmin etmek. Öyle değil yani, bu tür konuları araştıran işte bilim sosyologları falan var. Bu konularda çalışan insanlar var sosyal disiplinlerde. Onlar içinde birçoğu bizi saf akılcı, aşırı pozitivist ya da fazlasıyla kartezyan bulurlar. Ki aslında onların sayısı da hiç azınlıkta değil. İçimizde öyleleri vardır elbette ama biz makine değiliz. Gördüğüm kadarıyla bizi yanlış anlamışlar. Aslında yaptığımız şey kendimizi tanımak, evrende yerimizi konumlandırmak, değerimizi anlamak, hayatımızı anlamlı kılmak. Hani açıkça söylemek gerekirse hayatın anlamı peşinde koşmak gibi böyle süslü bir ifade de verilebilir. Ve biz bu konuda işte fena değiliz. Yani dünyadaki özellikle bilim felsefecilerinin falan böyle önemli olanlarına bakarsanız hep şey temel bilimlerde yetişmiş olduklarını görürsünüz. Dolayısıyla biz hayatı anlamlandırma konusunda birçok kimseden daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü biz bilincindeyiz. Yaşadığımız evreni ve kendimizin bilincindeyiz. Ama eğer sadece alanınızla ilgilenirseniz, yani sadece fizikle ilgilenir, sadece biyolojiyle ilgilenir, sadece astronomiyle ilgilenirseniz hayatın anlamını ıskalarsınız. Bunun için öğrencilerimize her zaman edebiyat okumalarını, felsefe okumalarını, tarih okumalarını öneririz. Düşünerek, karşılaştırarak okumalarını öneririz. O zaman aldığınız temel bilim eğitimini hayatınızda en doğru yere oturtmanız, sizin için anlamlı kılması mümkün olur. Bu bakımdan bu tür kulüp aktiviteleri, sosyal aktiviteler son derece önemlidir. Bu amaca çok hizmet eder. Şimdiki temel bilim alanları bir zamanlar tek bir alandı aslında. Yani doğa felsefesiydi. Sorular spesifikleşip gene bir soruların sayıları artınca bu spesifik sorular ve sayıları artınca değişik disiplinlere bölündük. Fizik de bunlardan bir tanesi. Fakültemizde fizik alanında başarılı çalışmalar yapılıyor. Bu arada öğrenci kulüplerimiz de başarılı etkinliklere imza atıyor. Bölüm etkinliklerini destekliyor öğrencilerimiz ve bu tür kulüpler ki bunlar son derece önemli. Bu tür katkılar çok önemli bizim için. Dekanlık olarak elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz kulüplerimizi. Üniversitede SKS üzerinden çok destekliyor kulüpleri bildiğim kadarıyla. Fizik kulübü bu kulüplerimizden bir tanesi. Gayet başarılı etkinliklere imza atıyor. Takip ediyoruz. Öyle hepsine katılmam biliyorsunuz. Çok fazla görünmem ortalıkta. Ama hepsini takip ediyorum ve hepsiyle de gurur duyuyoruz. Eminim bu etkinliklere de çok başarılı geçecektir. Etkinlik için emek harcayan, katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçmesini diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkür ederiz hocam. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Tensalek hocamıza konuşması için teşekkür ederiz. Değerli hocalarımıza 11. fizik çalışmalarına katkılarından dolayı kendilerine teşekkür belgesi ve plaketleri iletilecektir. Bu etkinliğimizin gerçekleşmesinde katkıları olan Beyoğlu Belediyesi, Say Yayıncılık, Kozmik Anafor, Korona Astronomi, Astro Kafa, Öncü Döner, Öğrenci Kariyeri, Kampüste Ne Var, Bilim Şenliği sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz. Kendilerine teşekkür belgeleri gönderilecektir. Açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacılarımıza devam ediyoruz.